Herkese merhabalar. Teknopro kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda üst düzey fiyat performans oranıyla dikkat çeken Asus'un TUF adı altında piyasaya sürdüğü oyuncu serisi laptop'ın incelemesiyle karşınızdayım. Bu laptop 6000-7000 TL arasındaki diğer rakiplerinden çok bariz bir şekilde üstün. Bu fiyat aralığında bir laptop satın almayı düşünüyorsanız kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Laptop'ın tam adı Asus FA506. Laptopun linkini alt tarafa açıklama kısmına koyacağım. Sizler de oradan inceleyebilirsiniz. Cihaz henüz ön siparişte. 29 Mayıs'ta resmi olarak satışa sunulması bekleniyor. Laptopun şu anki fiyatı 6399 TL. Bu fiyat segmentinde diğer rakipleri Nvidia GTX 1650 hatta GTX 1050 ekran kartı kullanırken Asus'un bu oyuncu laptopunda 1650 Ti ekran kartını kullandığını görüyoruz. Oyun ve mühendislik uygulamaları kullanacaklar için gayet ideal bir ekran kartı. Piyasadaki hemen hemen bütün oyunları kasmadan, donmadan akıcı bir şekilde ultra veya çok yüksek ayarlarda 1080p Full HD'de çok rahatlıkla oynatabilecek bir ekran kartı bulunduruyor. Bu laptopun işlemcisine geldiğimizde AMD'nin yeni çıkardığı Ryzen 5 4600H'tan gücünü alıyor. Bu dördüncü nesil Ryzen işlemci gerçekten çok performanslı, düşük güç tüketen ve az ısınan bir işlemci. Performans konusunda bir karşılaştırma yapacak olursak, Intel tarafındaki i7 9750H ve i5 9300H gibi rakiplerinden çok üstünde bir performans sunuyor ve bu performansa rağmen rakiplerinden çok daha az güç tüketiyor ve daha az ısınıyor. Bu işlemcinin bu kadar başarılı olmasının sebebi 7 nanometre fabrikasyon süreci ile üretilmiş olması. Bu sayede diğer oyuncu laptoplarına göre daha uzun bir pil ömrü sunuyor. Laptopta çift fanlı bir soğutma sistemi kullanıldığından dolayı işlemci yük altındayken bile çok düşük ısılarda çalışabilmesine olanak sağlıyor. Bu bilgisayarda ses sistemi olarak stereo hoparlör kullanılmış. Ekran tarafına baktığımızda 15.6 inç Full HD IPS panele sahip 60 Hz tazeleme hızında bir ekran kullanılmış. Aslında bu işlemci ve ekran kartına sahip bir laptopa 120 Hz'lik bir ekran koyulması daha makul olurdu diye düşünüyorum. Her ne kadar 60 Hz'lik bir ekran kullanılmış olsa da ekran gayet kaliteli. IPS mat panel kullanılmasından dolayı çevreden gelen ışıkların yansımalarını minimum düzeyde tutulmasını sağlıyor. Bu da aydınlık ortamlarda daha iyi bir görüntü kalitesi elde etmemize imkan sağlamakta. Depolama konusunda 256 GB'lık PSI SSD kullanılmış. Yani bu SSD sayesinde bilgisayarın power tuşuna bastığınızda saniyeler içinde açılacaktır. Ayrıca bu SSD'nin okuma ve yazma hızları da oldukça yüksek seviyelerde. Bilgisayarın pil ömrü de gayet iyi. Şarj cihazına bağlı olmadan 12 saate kadar video oynatabilme süresi vaat ediyor. Cihazın RAM'ine baktığımızda 8 GB 3200 MHz hızında bir RAM kullanılmış. Her türlü işleme yetecek bir RAM kapasitesiyle geliyor. Laptopta 2 RAM slotu bulunuyor. İlerleyen zamanlarda kendiniz de RAM takviyesi yapabilirsiniz. Ayrıca cihazda Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 desteği de mevcut. Son olarak şunu da belirtelim. Bilgisayar FreeDOS olarak geliyor. Yani işletim sistemini kendiniz kurmanız gerekiyor. Ama fiyatına göre özelliklerini düşündüğümüzde Fridos olarak gelmesi bence çok da dezavantaj sayılmaz. Çünkü bu laptopun muadili diyebileceğimiz laptoplar 8-9000 TL bandında satılıyor. Bu bilgisayar hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Eğer sorularınız varsa yorumlar kısmında yazmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Ekranda çıkan bağlantılardan diğer videolarıma da ulaşabilirsiniz.